Yeni müfredatla ilgili çok dar bir zamana sıkıştırılmış ve içeriğini bir hafta içinde paylaşın, işte bilgi verin diyerek kamuoyuna yansıtmışlardır. Ama bu rapor ne zaman hazırlandı, nasıl hazırlandı, kimler çağrıldı, işte bu tür bir müfredat hazırlanırken bunun tarafları vardır. İşte sendikalar olsun, öğretmenler olsun, veliler olsun, bunların hepsi olması gerekirken torbadan kendilerinden bir yasa çıkardılar. Hiç kimsenin haberi yok, hiç kimsenin bir bilgisi yok. İşte bir hafta içinde bize geri dönün, bunlarla ilgili tekrardan düzeltelim diye. 3000 sayfalık bir müfredat, bu tabii ki kısalacak. Ama içeriğine şöyle bir bakıldığında, sunumuna bakıldığında, bilimsel derslerin, laiklikle ilgili derslerin hepsinin azaltıldığı, din derslerinin çoğaltıldığı, neredeyse 5'te 1'i din dersiyle ilgili, din dersinin yan dersleriyle, branşlarıyla ilgili sayfalarca dolu yazı var. Ve gelinen süreçte ise maalesef bununla ilgili büyük bir tepkimiz var. Bu müfredat geçmemeli. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Milli Eğitim'in, eğitimin zaten dipte, iyice dibe vurmasıdır. Bütün okulların imam hatipleşmesi anlamına geliyor. Bütün okulların eğitimle, bilimle alakasının olmaması anlamına geliyor. Yani geçmişte diyoruz ya, medrese eğitimi belki bundan 1000 kat iyidir. Yani böyle bir duruma geliyor. Burada bakanlık inatla bunu çıkarmaya çalışıyor, hükümet inatla bunu çıkarmaya çalışıyor. Bunların tek derdi ülkeyi getirecekleri çatışmalı, gerici bir zihniyete taşımaya çalışıyorlar. Şeriat istiyorlar bunlar, şeriat eğitimi istemeye çalışıyorlar. Öğrenciler eğitilemiyor. Müfredat böyle olduğu için de öğretmenlerin eli ayağı bağlanmış durumda. Bununla ilgili Eğitim Sen çok mücadele veriyor. Bununla ilgili Eğitim Sen olabildiğince basına, uluslararası basına ve milli eğitime uyarıda bulunuyor. Doğru yapmıyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz diye, ama ısrarla Milli Eğitim Bakanlığı'nda öyle bir adam var ki her şeyi şeriata, tarikatlara, derneklere para aktarma yollarını düşünüyor. Başka bir şey düşünmüyor. Geriletmek gerekiyor. Bunu geriletmediğimiz sürece geleceğimiz karanlık bir duruma düşecek. Orta Doğu'da savaş bitmiyor. Orta Doğu'daki savaşların tek sebebi gericiliktir, ekonomiktir. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda yani biz bilimi, barışı, insanlığı savunmamız gerekiyor. O yüzden de bu yeni oluşacak müfredatın başı, sonu bilim ve insani temellere, doğayı koruyan temellere dayanması gerekiyor. Ama baktığımızda ne insani temellere dayanmış, ne doğayı koruyan temellere dayanmış, ne savaşı reddeden temellere dayanmış. Bunların hepsini başta da dediğim gibi gerici bir zihniyetle yapılmış, içeriği bilimden uzak bir eğitim modelidir. Aslında tam da ses çıkarma zamanı. Halkın da, velilerin de bu konuda örgütlenmesi gerekiyor. Velilere çok iş düşüyor. Örneğin veliler gerçekten iyi bir eğitim, iyi bir şey istiyorsa şiddete yönelik hiçbir film izletmemeli. Aksine diziyi izletmemeli. Aksine sevgiyi, barışı yönlendiren dizileri, filmleri izletmeli ve veliler bunları yapmalı. Gerçekten hani düşünün, bir sürü kanal var. Hepsinde, dizilerin hepsinde şiddet var. Velilerimizin de bu konuda çok duyarlı olması gerekiyor. Yani çocuklarımız ister istemez o televizyonlardan etkileniyor. O çocukları o dizileri kendilerine rol modeli olarak seçebiliyorlar. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun tek sorumlusu dediğim gibi hükümetin kendisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uyguladığı politikalardır ve hükümetin uyguladığı politikalardır. Bu politikalardan vazgeçilmesi gerekiyor. Veliler en kısa sürede örgütlenmelidir. Örgütlenimle ilgili özgür basınla işbirliği yapmalıdır. Basına bilgi vermelidir. Gerekirse eylem yapmalıdır. Sokağa çıkmalıdır. Gerekirse okullarda oturma eylemi yapılmalıdır. Yani öğretmen, veli hepsi iş bırakmalı. Öğretmen iş bırakır, veli, öğrenci derse girmez. Veli de başında durur. Ben oğlumu da çocuğumu, kızımı, oğlumu derse sokmak istemiyorum. Gerici bir eğitim, gerici bir müfredattır der. Çocuğuyla birlikte her okulda oturma eylemi başlatılabilir. Bunu ama veliler örgütlenmesi gerekiyor ve veliler korkmaması gerekiyor. Çünkü çocuklarımız geleceğimizdir. Geleceğimize sahip çıkmak için bunu yapmak zorundayız.